Ben gitsem iyi olacak. Nefise, Nefise bak bir yere gitme. Bir dakika dinle beni. Bak bir dakika dinle. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltelim önce ne olur. Kemal Bey, yanlış anlaşılacak bir şey yok ortada. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Nefise, bak benim kötü bir niyetim yok. Benim kötü bir niyetim olamaz sana karşı. Ben seni incitecek hiçbir şeyi yapmam ki. Güven bana. Siz ne söylediğinizin farkında değilsiniz herhalde. Bak tamam. Tamam. Saçmaladım. Tamam saçmaladım belki. Geçen akşam Emre ile konuşuyorduk. Bana Cemre ile ikiz olduklarını söyledi. Ben iyi kötü hatırlıyorum Cemre'nin doğduğu zamanı. Tek doğmuştu diye duyuyorum. Ya öyle hatırlıyorum. Sonra da taşındınız zaten. Takdir edersin ki bunu duymak beni şaşırttı. İyi de yani... Bu buradan nasıl bir anlam çıkardınız? Ben hiç bilmiyorum ama... Emre ile Cemre ikizler, tamam mı? Onlar ikizler, bu kadar. Tamam Nefise bak. Ben sadece Emre'nin soru doğmuş olabileceğini düşünüyordum. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmadığını görünce de acaba mı dedim. Acaba dedim Emre Salih ile Nefise'nin oğlu olmayabilir mi? Acabası falan yok, tamam mı? Acabası falan yok. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsiniz siz? Demek ki geçen gün Azime'yle bahsettikleri çocuk mevzu Emre'ymiş. Yani o zaman Emre'nin babası başka biri. O zaman bu kadın kocasını aldatmış. Ben bu konu hakkında daha fazla konuşamayacağım artık. Tamam. Tamam. Belki ben yanlış haber aldım, tamam mı? Yani bak üzerinden zaten çok zaman geçti. Belki ben yanlış hatırlıyorum. Tamam mı? Zaten bak Nefise. Doğru yanlış olması hiç fark etmez. Ben asla sana zarar vermem. Hiçbir zaman. Buna inan. Bak, bugün Tuğba diye bir kadın beni görmeye geldi. Tuğba mı? Ne? Bir dakika. Tuğba görmeye mi geldi? Evet. Sen Nazmi'nin konuşmalarını duymuş. Nasıl yani? Ne dedi? Ne dedi yani? Ne söyledi? İşte bir çocuk mevzusu varmış. Bana bununla ilgili bir şey bilip bilmediğimi sordu. Ama merak etme. Ona hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Kemal Bey ben... Gerçekten daha fazla konuşamayacağım ama lütfen, lütfen şunu anlayın. Ben Emre'nin sizin yanınızda çalışmasını kesinlikle istemiyorum. Tamam. O yüzden bir şekilde lütfen onu işten çıkarın. Yapamam. Benim Emre'ye ihtiyacım var Nefise. Çalışmasından çok memnunum. Ayrıca bak sana söz veriyorum. Ben bir daha aile konularını Emre ile konuşmayacağım, tamam mı? Merak etme. Konuşmayacağım. Sen yeter ki benim yanımda çalışmasına izin ver. Kemal Bey benim artık gitmem gerekiyor. Nefise, ben bırakayım seni. Hayır. Hayır hiç gerek yok. Canım ben. Ya Kemal Bey söylediklerime inanmadıysa? Ya sahiden biliyorsa gerçekleri? Of aklıma mukayyet olsan yarabbim.